aslında biraz umudu tazeledi. Çünkü Sayın Vedat Işıkhan çok bu konuları çok üstün körü geçiyordu. Sadece enflasyon farkını verecekler gibi bir açıklama yapıyordu. Cumhurbaşkanımız da aslında ezdirmeyeceğiz dedi. O biliyorsunuz bir yani yerleşmiş bir şey artık. Hani biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz, biz vatandaşımızı bu konuda kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Bu özellikle emeklilere, emekliler yılında da söylendi. Yıl geldi gidiyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız yıl sonu geldi. Tam artık bu konular netleşecek. Böyle bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorum? Bir kere 49.25 Ocak 2024'te emeklilere enflasyon farkı olarak verildi. Biz 2024'ün başında bu enflasyon farkını TÜİK'e göre aldık. Aslında 2023'te yaşadığımız enflasyon öyle %49-25 değildi yani son 6 aylık enflasyon. Biliyorsunuz TÜİK'in rakamları şaibeliydi ve bu konuda 2018'den beri daha fazla ama öncesinde de sürekli şüpheli TÜİK'in yaptığı enflasyon açıklamaları. Buna rağmen 49.25 emekliler arasında açıkçası yine de çok şükür denilecek noktaya getirdi. Şimdi Temmuz ayında 24.72 biliyorsunuz orada da bir Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar olan enflasyonu TÜİK ölçtü. 24.73 dedi. Bu da bizim çok kabul edebileceğimiz bir rakam değil. Çünkü çarşıda pazarda 2024'ün başından beri yaşadığımız enflasyon böyle 24'ler civarında değil. Zaten öyle olsa Murat Bey biz bunu şu anki kadar hissetmeyiz. Yani çünkü biz enflasyonu olan, durmadan enflasyonu hortlayan bir ülkeyiz. Aslında birazcık bu konuda da şerbetliyiz. Yani biz öyle enflasyonsuz bir ortamı çok nadir gördük. Yükseldi, düştü. Yani sürekli aynı şey dönüp duruyor. Ama bizim o kadar çok canımızı yaktı ki kimin? Asgari ücretlinin, sabit gelirlinin, emeklinin. Biz dedik ki bir dakika bittik biz. Biliyorsunuz davalar açıldı. Hı hı. Bu konuda davalar da sürüyor. Evet, mitingler yapıldı. Hangi mikrofonu emekliye, asgari ücretliye, işçiye tutsanız hepsi isyanda. Demek ki aslında 24.73 de 72 de doğru değildi. Yani o Temmuz'daki enflasyon açıklaması da aslında bizi mutlu etmedi ama mecburen onunla yürüdük. Şimdi yıl geldi, 2024'ün sonu. Artık Ocak'ta emekli, asgari ücretli bir rakam alacak. Şimdi asgari ücretliye 2024'te herkesin, bütün ülkelerin enflasyon ağır olduğu yerde nedir uyguladığı politika? Enflasyon çok yukarı çıkarsa biz asgari ücretli birden fazla düzenleme yapılır yıl içerisinde. Hı hı. Bunu geçtiğimiz yıllarda yaptılar, bu yıl bitirdiler. Bu yıl bitirdiler. Enflasyondan en çok canımızın yandığı yerde ve bir sürü vergide de problemler yaşadığımız yerde dediler ki asgari ücretli bir kere yapacağız. Şimdi Ocak 2024'ten bugüne kadar asgari ücretli bir düzenleme, bir fark, bir şey almadı. Cebinde 2024 Ocak'ta yapılan 17.002 lira duruyor net. Hı hı. Onun da alım gücü 11.000'e düşmüş durumda. Kabul etsinler etmesinler. Zaten 44'le bile hesaplasanız bir düşüş var. Şimdi eğer biz ezdirmeyeceğiz derken bu yıl yaşadığımız enflasyonu dikkate alarak asgari ücretliye TÜİK'i bile kabul etsek, Merkez Bankası'nın %44'ünü kabul etsek, %44 asgari ücretliye bir artış mı yapacaklar? Çünkü onu yaparlarsa biz 2024 Ocak'tayız yine asgari ücretli olarak. Alım gücümüz yine orada. Şimdi size de bir ek olması için şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Bunu söyleyince tabii biz şunu anlıyoruz. Demek ki %44'ün üzerinde bir zam geliyor diyoruz. Evet. Ama şunu da ifade ediyor. Diyor ki gıda enflasyonu rakamlarından bahsediyor. %28,5 bir rakam söylüyor. Sonra %40 rakamını veriyor. Ben de oradan direkt olarak acaba bunun ortalamasına mı işaret ediyor diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü aynı açıklamanın içerisinde bu iki ifade de yer alıyor. Ama şimdi enflasyon rakamımız sadece gıda enflasyonu değil. Bize TÜİK'in yaptığı açıklamayla asgari ücretlinin masaya otururken, emeklinin masaya otururken aldığı TÜİK'in enflasyon rakamı. Burada gıda enflasyonu diye bir ayrım yok. Onu dikkate aldığınızda bu yılın rakamının %44 olması lazım. Ezdirmemek değil, enflasyonu vermek. Enflasyon üstünde bir şey yapacaksa bu da 44'ün üstünde bir şey yapacağım anlamını taşır. Hı hı. Şimdi 44'le de bile kapatmayacaklar. Yani ben 45-46 gibi bir şey bekliyorum ama diyelim ki 44'le kapattılar. 44'ü geçti bu arada. 44'ü geçti bu. Küsuratlı geçti yani Merkez Bankası. Evet. O evet. Geçer dediğiniz gibi 45'i 46'yı bulabilir yani. Ben de
de o zaman ne diyorum? Net asgari ücret sırf bu yılki yaşanan enflasyonla bile olsa 25 bin lira olmalı minimum net. Bakın ancak o zaman var olanı koruyoruz. Ocak 2024'ü koruyoruz. Yani yine aslında 17.002'lik koruyoruz. Ha bunun üstünde, yani Cumhurbaşkanımızın öyle bir şeyi de var. Diyor ki enflasyonun üstünde. O zaman benim asgari ücretli için anladığım şu. %44'ün üstünde, %45'in üstünde bir düzenleme gelecek. Bu da %50 gibi bir rakam. Ama eğer tutup da ya bunun ben ortalamasını alayım ya da önümüzde bir 2025'in hedefi var. Yani oradaki hedefleri dikkate alayım. Orta vadeli plandaki enflasyon hedeflerine dikkate alayım. Bir ortalamasını vereyim derse de o zaman da ne olur biliyor musunuz Murat Bey? 2024 Ocağı alım gücünü bile asgari ücretle yaşamaz. Şimdi burada tabii emeklilerle ilgili bölümü ayırarak konuşacağız. Özellikle burada asgari ücretliyi işaret ederek bunu söylemesini hani hem biraz ufak bir şaşırdık hem de şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi asgari ücretin artması iktidar açısından olumlu bir tablo şu süreçte. Çünkü daha çok para toplayacaklar, daha çok vergi alacaklar, primler artacak vesaire. Şimdi şunu ekleyerek devam etmek istiyorum. Şimdi işveren temsilcileri başladılar ya 2-3 ay önceden. Bu asgari ücret meselelerini gündeme getirmeye bir pozisyon aldılar. 25-30 dediler. Sonra iş temsilcileri de işte miting yaptı, basın açıklamaları yaptı. Belli ki işverenler bir baskı kurdu içeride görmediğimiz. Cumhurbaşkanı acaba şimdiden bunun bu pazarlıklar başlayacakken şimdiden bunun mesajını mı verdi? Hani bak siz onu yapmazsanız biz de böyle bir şeyle çıkarız. Bu sefer 40'lar konuşulur, 45'ler konuşulur. Durumu mu söz konusu? Çünkü gerçekten hükümeti etkilen bir durum yok. Yani bunun enflasyona etkisi de ortada. Yüzdeleri de ortada, büyük bir etkisi yok yani bakıldığında, çünkü Merkez Bankası da bunları açıklıyor. Bunu nasıl değerlendirirsin? Son emekliler kısmına da geçelim. Ya şimdi aba altından sopa göstermek bu, ama bu arada da sadece ülkemizin bütçesi yapılmıyor. Bu büyük şirketlerin, grupların diyeyim, ülkemizde biliyorsunuz belirli ailelerin yönettiği büyük şirketler var. Bu şirketlerin de bütçeleri yıl sonuna doğru düzenleniyor. Tabii bunu sadece hani şu şirket için böyle bir bilgim var diye söyleyemem, doğru olmaz. Ama o bütçelerinde personel için ayırdıkları rakamı da 2025 için bütçeliyorlar. Bakın oradaki rakam yine Türkiye'nin büyük gruplarından birisinde %35. Hı hı. Yani ayırdıkları artış %35. Şimdi öyle olunca ben bir kere %35'in altında asgari ücrette bir değişiklik olmayacağını öngörüyorum. Çünkü bu her sene böyle oluyor. Onların biliyorsunuz temsilcileri asgari ücret masasında da yer alıyor. Yani işveren tarafında onların temsilcileri. Bu şu demek %35'in altında bir şey olmayacak. Asgari ücret için söylüyorsunuz değil mi? Evet, tamamen onun için söylüyorum. Çünkü asgari ücret bizim ülkemizde hem ortalama ücret hem de asgari ücrete yapılan artıştan da az personele bir artış yapılmıyor. Yani yüksek maaşlara da özellikle büyük kurumsal firmalarda buna yakın bir artış yapılıyor. Şimdi onların bütçeleri de bizim için bir adres. Yani bugün ismini vermek istemediğim ama ilk 500'de, top 500'de olan firmalar, şirketler, büyük aile grupları, bankalar önümüzdeki senenin bütçesinde personel için ayıracakları maaş kısmında %35 artışla masalara oturmaya başladılar. Bu şu demek, asgari ücrete %35'ten az bir şey olmayacak. Ha bu aradan Cumhurbaşkanımızın bugünkü söylemleri onlara da bir belki hareket olabilir. Çünkü asgari ücret devletin gelirlerini arttıracak. Evet, kesinlikle bir artış sağlayacak. Ama diğer taraftan da küçük işletmelerde sıkıntı yaratacak. Evet, bir o da durum. O, öyle bir durum da var yani. Onu da göz ardı edemiyorlar. Bu kayıt dışını da pompalar. Yani bir ay göstereceğini 15 gün göster, sigorta gelirleri düşer. Küçük işletmeler için söylüyorum. Böyle 3-5 kişi çalışan yerler için. Ama benim buradaki bugünkü Cumhurbaşkanı'nın söyleminden anladığım şu ki aslında kafasından geçen rakam minimum %44 civarında bir şey. Bunu o asgari ücret komisyonunda dile getirecekler ve aslında Cumhurbaşkanımız önümüzde belki de bir seçim planı ve seçim programı var. Çok akıllı bir insan biliyorsunuz. Bununla ilgili ya ben de böyle söyledim ama bakın tamam 44 olmadı ama 40 oldu, 35 oldu diyecek. Yani onun şeyinde bir şey gelmeyecek ama %50 mesela ben beklemiyorum. Hani %44 de bitiyor, Cumhurbaşkanımız enflasyon üstünde bir artış yapacağız derken ben kesinlikle... Biraz tepeden açtı yani bu tartışmayı. Bir de bakın şöyle bir hesap yaptım. 45 ile kapatsak ilk 6 ayda bizim aldığımız 24.72
Bu da geliyor aklıma. Yani %20 bir kere kesinlikle cepte ama asgari ücret diye yapmadılar. Hani diyeceksiniz bu rakamı nereden çıkardınız? %20 buradan, bir de önümüzdeki senenin ortalama orta vadeli planda biliyorsunuz yükselttiler, onu da yaptılar 17,5. Bu ikisini toplayıp 35'in üstünde bir rakama taşırlar diye düşünüyorum. Ama minimum gelecek olan 35. Bu zaten... Zaten şunu da düşünelim. Eğer geçtiğimiz Temmuz ayında bu tartışmalar büyüse, süreç hızlanmış olsaydı zaten bir ekleme yapılacaktı. Evet. Yani bugün zaten 17.002 lira olmayacaktı bu rakam. Muhtemelen 20.000 lira civarında bir rakam olacaktı. Tahmini konuşuyorum. Bunun üstünden bir tartışma yürütülecekti. O yüzden de hani beklenenin üzerinde, siz de söylüyorsunuz minimum 35 gibi bir rakam söylüyorsunuz. Beklenenin üzerinde bir şey gelirse de buna şaşırmamak lazım. Şimdi gelelim